Mahmut Övür. AB'yi Amerika mı parçalıyor? Türkiye 53 yıldır AB kapısında bekliyor. Biz mi girmeyi başaramadık? AB ülkeleri mi almadı? Artık anlamlı bir soru değil. Çünkü AB projesi bitmek üzere. Daha doğrusu bitirildi. İşareti de çok daha önceden verilmişti. İngiltere halkının %52 oyla AB'den ayrılma isteği, birliği bitirmenin demokratik formülü. Oysa Fransa'nın son dönemde başına gelenler bu birliğin Amerika tarafından nasıl bitirilmek istendiğini göstermeye yetiyor. Dünyada yeni bir küresel paylaşım savaşı yürüyor ve bu savaşı Amerika yönetiyor. Avrupa Birliği'nin parçalanması da Türkiye ve Brezilya'nın sıkıştırılması da Suriye'deki iç savaşın bitirilmemesi de İslamcı kılıklı terörün yükseltilmesi de bu küresel stratejinin bir parçası. Amerika AB'nin sadece ekonomik ve askeri açıdan güç olmasından değil, ulus devlet üstü ve demokratik değerleri önceleyen alternatif bir model olma ihtimalinden korktu. ABD ve dünyada bütün bu olup bitenleri anlamaya çalışırken aklıma hep rahmetli Mahir kaynak gelir. Kaynak rahmetli Ömer Lütfi Mete ile 2008'de yazdığı Ergenekon Darbecilerin Son Çırpınışları isimli kitabında bugün AB'nin geldiği noktayla ilgili çok çarpıcı ipuçları veriyor. Temel tespiti şu. Terör ve ekonomik operasyonlar günümüzde mücadelenin araçlarıdır ve mücadele her zaman olduğu gibi büyük güçler arasındadır. Bu perspektiften bakınca dün El Kaide'nin bugün Daesh'in yani IŞİD'in hatta PKK'nın nasıl bir rol üstlendikleri çok daha iyi anlaşılır. Bu rolün AB ülkeleri açısından ne anlama geldiğine kaynağın NATO'nun genişlemesiyle ilgili bir soruya cevabıyla başlayalım. Bana göre bu politika NATO'nun güçlenmesine değil, AB'nin bağımsız bir askeri güç olmasını engellemeye yönelikti. Yani Amerika, AB'nin hem ekonomik hem de askeri güç olmasını egemenliği için bir tehdit görüyor. Kaynak, Amerika'nın bu gidişi engellemek için AB'yi Afganistan üzerinden nasıl sıkıştırdığını anlatıyor. AB ülkeleri ya Afganistan'da savaşacak Müslüman halkı karşısına alacaktı ya da İslamcı teröristler eylemler yapacak ve Avrupa halkları Müslüman karşıtı olacaktı. AB ülkelerinde bugün tam da bu yaşanmıyor mu? Hem Avrupa hem de Türkiye Suriye meselesi üzerinden aynen böyle sıkıştırılıyor. Bunun içinde kimi zaman Daesh kimi zaman PKK kullanılıyor. İşte bu sıkıştırma nihayet AB'yi pes etme noktasına getirdi. İngiltere siyasi bir karar verdi. Büyük olasılıkla bu karara başka ülkeler de katılacak. Ama asıl tehlike. AB'nin bölünmesi değil, ülkeleri bekleyen daha mikro bölünmeler. Mahmut Öğür, Sabah